Tabii öncelikle sahipli, yani kedi köpek ağırlıklı bir hasta potansiyelimiz olacak burada. Hem öğrencimizin eğitimini yaparken verirken öğrencimize, hem aynı zamanda topluma da hizmet vereceğiz bu anlamda. O küçük bu küçük eklemeyi yapmak istedim Osman Hocam'ın söylediklerine ilaveten. Onun dışında dediği gibi az önce ilk bölümde benim de bahsettiğim gibi veteriner hekimlikte ilgi alanımıza giren farklı hayvan türlerine ait 3 tane etkinliğimiz oldu. Osman Hocam onu gayet güzel şey yaptı. Detaylı yine kendisinde. Petlerle ilgili bir sosyal sorumluluk projesi. Onun dışında köpekler, yani pet hayvanlara ilişkin bir sempozyum ve sığırlara ait de, çiftlik hayvanlarına ait de bir büyük kongre yaptık. Gayet de başarılı geçti. Yüksek katılımlı. Bu detaylar Osman Hoca'da. Ben yine sözü Osman Hoca'ya. Peki cahilliğimi bağışlayın ama büyükbaş, yani halk arasında büyükbaş deniyor. Siz sığır diye tanımlıyorsunuz bunu. Evet. Özellikle ayırıyor musunuz yoksa? Nasıl, tam anlamadım. Yani Şimdi çiftlik hayvanlarını büyükbaş, küçükbaş diye iki gruba evet. ayırıyoruz. Evet. Büyükbaş dediğimiz zaman inek, manda gibi büyük Büyük hayvan. hayvanlar, Yani iri at, eşek de cüsseli. girer bunun içine. Tabii onlar da geliyor da, yani Onlar pek çiftlik hayvanı hayvanı şeyine şeyine girmiyor. girmiyor. Üretim ve ekonomik bir çıkar Ha. beklenmediği için atlardan onlar ayrı tutuluyor. Koyun, keçi ve işte inek esas bizim spesifik hayvanlarımız. Bunlar işte büyükbaşı inek kısmı, küçükbaşı koyun, Koyun keçi keçi. Ha, ama çiftlik siz süt hayvanlar deyince içinde. bu keçiden de sayıyorsunuz, inekten de sayıyorsunuz Evet, ama sonuçta. tabii yani yapılan organizasyon bizzat süt sığırı olduğu Evet. için ineklere yönelikti. Spesifik. Evet, Evet. spesifik Adada bir şey epey bu. bir çiftlik var galiba, böyle kaç tane Kesinlikle. sayısını ben hatırlayamıyorum ama epey bir süt sığırı ile Doğrudur. ilgili.